Selamlar. Bugün hilalin olduğu çok güzel bir gün. Bugün de yüzümüzde tebessüm, içimizde bir mutluluk var. Allah'a şükür. Yüce Allah'ın verdiği sağlığa, sıhhate emanet olan şu ömre şükrederek her zaman da dost doğru yaşamaya çalışıyoruz. Umarız herkesin sağlığı, sıhhati yerindedir. Bugünkü konumuz yarından itibaren yepyeni bir hayata nasıl başlanır? Nasıl dosdoğru bir hayat sürülür? Budur. Bütün kainata, bütün insanlara sesleniyoruz. Hangi milletten, hangi kültürden, dinden olursan ol, fark etmiyor. Bütün insanların bu dünyaya geliş amacı vardır. Kabul etsin veya etmesin. Önemli olan onun doğru olanı en erken vakitte öğrenmesi ve dosdoğru yaşamasıdır. Tüm insanlar değerlidir. Biz hepsine değer veriyoruz. Hepsini ayrı bir değerde görüyoruz. Ama insan şu dünyaya geliş amacını da unutmamalı. Yaşaması gerektiği gibi yaşamalıdır. İnsan yeryüzünün en üstün varlığıdır. Yeryüzünün halifesidir. Onu üstün kılan nedir? Yaşadığı dosdoğru hayattır. Verilen şu mükemmel akıl, irade nimetleridir. Bunları nasıl kullandın, hayatı nasıl yaşadın çok önemli. Evvelinden ahirine her gününü ayrı bir önemde, ayrı bir kıymette yaşamalısın. Her zaman düşünmüşümdür o hesap günü. Yüce Allah'ın hesabının olacağı o mükemmel gün. En büyük hesap Yüce Allah'ın hesabı. O gün ne yapacağız? Yaşadığımız şu hayatta nasıl yaşadık? Neler yaptık? Bunları orada göreceğiz. Benim doğrum senin doğrun değil. Ha kelam Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah'ın bizlere belirttiği doğrular önümüzde olacak. Ve şu bize verilen mükemmel nimetler. Şu elim, gözüm, kulağım, dilim, kalbim hepsi bana şahit olacak. Bana diyecekler. Şunu yaptın, şunu yapmadın. Her şey net, açık. Bu kadar mükemmel bir hesap. Herkesin önüne gelecek o hesap. İnşallah insanlar o hesabın kıymetini, önemini anlar. Dosdoğru bir şekilde yaşar diyorum. Biz elimizden geldiğince sıra dışı bir hayatı yaşamaya çalışalım. Sıra dışıdan kasıt şudur. İbadetlerde dosdoğru bir hayatta yarıştır. Yoksa emin olun bu dünyanın geçici menfaatleri çok fazla insanları oyalıyor. Bedenimiz düşünün mükemmel bir sistem halinde devam ediyor. Bizlere birçok olanağı sunuyor. Ama bir o kadar da aciz. Yüce Allah bizlere hakelam Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne o dağların boyuna yetişebilirsin. Ne de şu yeri yarabilirsin. Bu nedenle insan haddini de bilmelidir. Mutlu olma vesileleri nelerdir? Ben düşünüyorum, kendi hayatımdan örnek vereyim. Alnım secdeye gittiğinde mutlu oluyorum. Yalnız Yüce Allah'a kulluk ettiğim için, yalnız ondan yardım dilediğim için mutlu oluyorum. Oruç tuttuğumuzda yalnız Yüce Allah'ın rızası için yaptığımız için mutlu oluyoruz. Sadece aç kalmak değildir oruç. Oruç her şeyin ne tuttuğun oruçtur. Gözün de oruç tutar, kulağın da, iraden de, nefsin de, her şeyin. Böyle bir oruç tutmalıyız. Yoksa sabahtan akşama aç kal oruç değildir. İbadetlerin nüanslarını, elzem noktalarını anlamalıyız. Sadece yapmış olmak için yapmak doğru değildir. Bu şekilde olmak o da ayrı bir vebal doğurur. Bu nedenle insanlar lütfen bunları düşünsün. Hükümlerine, kaidelerine göre yapsın. Ve kimsenin yaptığını yargılayamayız. Takdiri Yüce Allah'ındır. Ben elimden geleni yaparım, takdiri Yüce Allah'a bırakırım, tevekkül ederim. Başkası başka şekilde yapar.
Ama bütün takdir Yüce Allah'ın takdirindedir. Siz kendinize bakın. Herkes kendini düzeltmeye çalışırsa, hatalarını bertaraf ederse bu dünya düzelir. Bakın, zekat ibadetinin önemi o kadar büyük ki. Her zaman düşünüyorum. O yemeğimi yediğimde, iftarda, sahurda hep düşünmüşümdür. Bazı insanlar açlıktan ölerken bazıları israf üstüne israf yapıyor. Böyle bir hayat olabilir mi? Ama ne yazık ki var. İşte bu nedenle insanları uyarıyoruz. Hataları yapmasınlar. Doğru işlerde yarışsınlar diye. İnşallah her zaman yüzümüzden tebessüm eksik olmaz. Dosdoğru bir hayatı da her zaman sürer. Yüce Allah'ın en sevdiği olma kulu hedefine de ulaşabiliriz diyorum. Hoşçakalın.